Merhaba Yay ve yükselen burcu Yay olan arkadaşlar. Şubat ayının son haftası 21 ve 27 Şubat yorumlarına hoş geldiniz. Evet, bu hafta gökyüzünde neler var? Tabii ki güneşimiz artık balık burcuna geçti. Bu sizin için güzel bir haber diyebilirim. Çünkü Jüpiter ve Neptün'le birlikte 4. evinizde ilerleyecek hafta boyunca. Özellikle ev, aile yaşantısı daha fazla gündeminizde olacaktır. Orada biraz daha suların durulduğu diyelim. Daha duygusallıkların yoğun yaşandığı, hatta daha bereketli bir hafta olacağını da söyleyebilirim size. Ve bu haftanın Mars ve Neptün birlikte Oğlak Burcu'nda para evinizde ilerliyor. Hala bu hafta birlikte olacaklar. Ve buradan Neptün'den bir destek var. Venüs'ün Mars'ın aile içindeki yapılardan, aile, anne, baba, işte diğer aile büyükleri belki olabilir. Ya da sizin onlara bazı desteğiniz olabilir. Bu da bir ihtimal, aslına bakarsanız olasılık. Ama hakikaten bizim için ileriki hedeflerimize biraz daha soft, daha yumuşak, daha iyi niyetli bakacağımız bir konu gündeme gelebilir. Doğum haritanızın aldığı etkiye göre bu arada. İkinci önemli açımız ise Cuma günü kesinleşecek. Kova burcundaki Merkür'le Boğa burcundaki Uranüs arasında bir kare açı kesinleşiyor. Çok direkt sizi etkileyen bir açı değil aslına bakarsanız, ama çünkü Uranüs 6. evinizden geçiyor sizin. 3. evinizde de bir Satürn Merkür var. Aslında belki çalışma ortamı diyelim. Kardeşler, yakın çevre ilişkileriniz, belki iletişim problemleri, belki trafikte, elektrikli elektronik cihazlarda da mesela bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Onları değiştirmeye kalkabilirsiniz. Çünkü hani Merkür buradan Uranüs'ten bir kare aldın da orada bir yenilik de yapmak gerekebiliyor bazen. Böyle de yenilikler de olabilir hayatınızda. Şimdi haftaya gün gün baktığımızda ise Pazartesi günü ayın Terazi burcunda, ölene kadar bu arada Terazi burcunda 11. evinizde seyahat ettiğini sosyal ilişkilerinizi, arkadaş, eş, dost çevrenizi işaret ediyor. Hemen öğleden sonra Ay Akrebi geçiyor Çarşamba gününe kadar 12. evinizde. Tabii ki aslına bakarsanız hani su grubunda Jüpiter'le işte Neptün'den destek alacak falan, burası da destek alacak bu arada. Bilinçaltınız, belki birazcık daha sosyal kimliğiniz, bunları irdeleyeceğiniz, düşüneceğiniz, belki biraz daha kendinizi iyi hissetmek için bir takım mesela ruhsal çalışmalar olabilir, ibadet olabilir. Bunun gibi böyle biraz daha içinize döneceğiniz bir 2 gün olabilir burası. Dua etmek, meditasyon yapmak için de gayet verimli. Onu da söylemek istiyorum bu hafta sizin için. Ve çarşambadan sonra artık ay sizin burcunuza, yani yay burcuna geçecek Cuma gününe kadar. Şimdi özellikle bu tabii buradan geçerken güneşe kare olacak. İşte belki biraz bağımsızlık duygusu ön planda olabilir. Biraz kendinize yatırım yapmak, gelecekle ilgili olabilir, evlilikle ilgili olabilir. Belki iş hayatınızla ilgili bir takım yenilikler. Belki giyim, kuşam, kıyafet, biraz daha böyle güzellik, estetik, bakım gibi konulara da yine eğilebilirsiniz açıkçası. Şimdi Cuma günü Uranüs'ün Merkür'le olan karesi kesinleşiyor. Bu dediğim gibi biraz aniden böyle iş hayatınızla ilgilendiren bazı gelişmeleri gündemimize getirirken, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü Ay'ın Oğlak Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Şimdi Oğlak Burcu'na geçince ikinci eviniz çok hedefte, yani kazançlarınız, beklediğiniz paralarınız veya işte çalışıyorsanız aldığınız parayla harcadığınız para arasındaki dengeyi kurmak olabilir. Ticaret yapıyorsanız mesela yine bu alan bu şekilde destek de alabilir bu arada, iş hayatınızdan, yakın çevre ilişkilerinizden. Ama çok kararlısınız. Tabii ki Venüs'ün Mars'la birlikte hareket ediyor olması Oğlak Burcu'nda yaş tahtaya basmaz. Uzun vadeli hedefleri vardır. Zaman zaman çok fazla kaygılanabilirsiniz. Hani Mars çünkü para evinizden geçiyor ya, orada belki gelecek kaygılarını arttırabilir sizin için. İşte bir işe girişmişsinizdir, önünüzü göremiyorsunuz. Çünkü genel olarak tabii toplu olarak aslında öyleyiz, ama hani Mars buradan geçerken biraz daha zorluklar verebilir. Ve bu hafta sonu burada daha kararlı olup
önünüzü daha iyi göreceğiniz, yeni kendinize hedefler belirleyeceğiniz, kararlar alacağınız bir hafta sonu olarak gözüküyor değerli yaylar. Evet, böyle bir hafta olacak. Hafta içi tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz eğer abone olmayı da ihmal etmeyin. Mutlu haftalar.